Sevgili izleyenlerimiz, dünyayı turlamaya devam ediyoruz. Dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Hindistan'dayız. Hindistan'ın başkenti Delhi'den özellikle Hindiler için kutsal kabul edilen, Hinduizm için kutsal kabul edilen Ganj Nehri'nin Hint Okyanusu'na dökülen Varanasi'ye gidiyoruz. Yemeğimiz geldi, uçaktayız. Yaklaşık bir saatlik uçak yolculuğumuz var Delhi ile Varanasi arasında. Yemekleri rahat yiyebiliyoruz çünkü vejeteryan yemekler. Yemeğimizi yiyerek yolumuza devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, Delhi şehrinden Varanasi şehrine geldik. Hindistan'da İslam ve Türk İslam sanatını, kültürünü araştırırken Hinduizmi de araştıralım dedik. Kimdir Hindiler? Hinduizm neden ibarettir? Nelere inanırlar? Zira sadece Hindistan'da yüz binlerce Hinduizme inanan insan var. 1 milyar nüfus olarak Hindistan'ı hesaplarsak gerçekten büyük bir kütle oldukları hemen anlaşılır. Hindular için Varanasi şehri çok kutsal, çok önemli bir yerdir. Ve buradaki çekimlerimizi gözden geçireceğiz. Şu an Varanasi şehrindeki Ramada Otel'deyiz. Odamıza çıktık ve hemen çekim planlarını gözden geçirip sizlerle çekim planlarını paylaştıktan sonra hemen Ganj'a gideceğiz ve Ganj sahilinde, Ganj kenarında yakılan cesetleri, Hinduların Ganj şehrindeki kutsal turlarını birlikte gezeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, kendi kültür ve medeniyet tarihimizi araştırırken diğer insanların da kültür ve medeniyet tarihini araştırmak gerekiyor. Hindistan'dayız ve Hinduizm dünyanın en eski felsefi dinlerinden birisi olarak sayılabilir. Şu an Hinduların kutsal kabul ettiği Ganj Nehri'ndeyiz ve güneş doğmak üzere. Rehberimiz Sayın Saraç, Mustafa Saraç Bey yanımızda. Hem neler söylersiniz burayla ilgili ve bulunduğumuz yer? Şimdi efendim, Ganj Nehri Hinduların inançlarına göre cennetteki kutsal bir nehir. Kendi inançlarına göre Moksha dedikleri cennetlerindeki kutsal bir nehir. Bu kutsal nehir yine kendi inançlarına göre Tanrı, onların inandıkları, itikad ettikleri ilahları Shiva'nın saçlarından yeryüzüne indiğine itikad ediyorlar. Ve bu nehir dolayısıyla onlar için kutsal sayılıyor. Hindu dininde bu nehir kendilerinin temizlendikleri, yıkandıkları, günahlardan arındıkları ve öldükten sonra, cesetlerinin yakıldıktan sonra eğer külleri bu nehre savrulursa reenkarnasyon denen tekrar başka bir bedende dünyaya gelme işleminden kurtuldukları ve ruhlarının ebedi rahatlığa kavuştuğuna inandıkları bir nehir. Her Hindu'nun hayatında bir defa da olsa gelip burada yıkanması ve günahlarından arınması gerekiyor ve böylece insanlar bir hem bu bir yıkanma, temizlenme, günahlardan arınma ve diğer anlamda da yine gelen insanların bir kısmı da, ki burada yerel olarak burada esas yaşayan halk, sabah ibadetlerini, güneş doğarken sabah ibadetlerini de burada gerçekleştirmeye geliyorlar. Yıkanmaya gelenler de var. Sabah ibadetlerini, her sabah mutat olarak yaptıkları sabah ibadetlerini gerçekleştirmeye gelenler de var. Yakılma işleminin, öldükten sonra cesetlerin yakılma işleminin yoğunlukla yaptıkları esas yakılma yeri şu aşağıdaki ana gat denen, bu görmüş olduğumuz merdivenlere gat deniyor. Bu muson yağmurları başlayınca nehir yükseliyor. O gatların oradaki o seviyelere kadar dolduruyor. Yanma, yakma işlemi ise biraz daha aşağıda. Birazdan orasında göreceğiz. Evet, değerli izleyenlerimiz, dostlarımızla birlikteyiz. Ganj Nehri üzerinde 2600 kilometre uzunluğunda ve Hindular için
yüz milyonlarca Hindular için kutsal kabul edilen Ganj Nehri üzerinde güneş doğmak üzere. Neler söylersiniz? Tabii sabahın bu vaktinde bir kere her şeyden evvel Müslüman olmanın çok büyük bir burada önemini görüyorsun. Allah'a şükrediyorsun. Yani şuradaki bu insanların buradaki bu inanış şekillerini gördükten sonra binlerce kere şükretmemek insanların elinde değil tabii. Bu tekneye bindiğim andan beri şükrediyorum. Müslüman olduğum için binlerce kere Allah'a şükrediyorum. Dolayısıyla çok enteresan bir yer. Herkesin görmesi gerektiğini ve imanın ve İslam'ın daha burada kuvvetlenmesi açısından buraları görmesi gerektiğine inanıyorum. Doktor Ali Akben, bu Hindistan'ın müthiş bölgelerinden en müthiş, belki de en kutsal ve en farklılığı olan bir bölgesi Ganj ve Varanasi. Burada herhalde şunu söylemek lazım. Din insan için vazgeçilmez bir olgu ve vazgeçilmez bir gerçek. Ne olursa olsun bu gerçekliliği insanlar bir şekilde eğer kendi mahvelle, kendi ortamına bırakırsan gerçekleştiriyor. Buralarda işte insanların dini ibadet diye uyguladıkları bir takım ritüelleri görüyoruz. Ve güneş doğarken bir şeye karşı yakarış ve sığınmayı görüyoruz. Yani bu sığınma ve yakarış zannediyorum bütün insanlar için bir şekilde aslında mevcut. Bunu bastırmak ya da bunun dışında bir hayat tarzı ile yaşamaya çalışmak herhalde suyu yokuş akıtmak olur. Ganj'a gelince, Ganj'daki manzaraya gelince burada da bu inanma ihtiyacının bir tezahürünü görüyoruz. Bu tezahürde sınır yok gördüğümüz gibi İsmail Bey. Herkes kendine göre bir şey arıyor ama. Aradığı şeyi Rabbi zannediyorum. Bunu bütün insanların ben aradığını inanıyorum. Ben Doktor Sefa Saygılı. Bugün bu Ganj Nehri'ndeki bu haç törenini gördükçe gerçekten çok şaşırdım. Ve şok oldum adeta. Bu gösteriyor ki insanlar ilkel de olsa bir dine inanmak zorundalar. İnsanların böyle fıtraten ihtiyaçları var. Hak dine mensup olmaktan dolayı gerçekten insan mutluluk duyuyor, haline şükrediyor burayı görünce. Bakıyorsunuz insanlar akın akın geliyorlar buraya bu hacı yapmak için, bu Hindu insanlar. İbret de istiyorum bu manzarayı. Değerli izleyenlerimiz, dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Kültür ve medeniyet tarihimizi araştırıyoruz. Ancak diğer insanların da kültür, medeniyet ve dinleriyle ilgili de araştırma yapıyoruz. Bulunduğumuz yer Hindistan. Yüzlerce milyon insanın inandığı Hinduizmle ilgili araştırma yapmak üzere Hindistan'a geldik. Hindular için kutsal kabul edilen Ganj Nehri üzerindeyiz. Ganj Nehri adeta Hinduların kutsal mabedi, kutsal yeri. Ömründe bir kez Hindular buraya gelerek yıkanıyorlar. Cesetleri bu ırmağın kenarında yakılarak külleri buraya atılıyor. Dumanlar arkadan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Birazdan oraya yaklaşacağız ve cesetlerin nasıl yakıldığını sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi efendim bu yakma işleminin amacı bundan inancına göre ruhun bedenden kurtulması gerekiyor. Ruh bir taşıma aracı, beden ruhun bir taşıma aracı. Ruhun ebedi rahatlığa kavuşması için cesedin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve ceset yakılarak ruh özgürlüğe kavuşturuluyor. Ve böylece ruh da yakıldıktan sonra, ceset de yakıldıktan sonra, küller de Ganj'a savrulduktan sonra ruhları bunların özgürlüğe kavuştuğuna inanıyorlar. İlk önce ceset getiriliyor bambu kamışları üzerinde. Ganj'ın kenarına, Ganj'da yıkanıyor. Ganj'da yıkandıktan sonra yine hazırlanmış, ağaçlardan hazırlanmış bir platformun üzerine konuyor. Ailenin bir mensubu, kadın ölmüşse kocası veya eğer dulsa ailenin bir, en büyük ferdi ve evladı, erkek çocuğu gelerek yakma işlemini o başlatıyor. Önce cesedin etrafında 5 defa dönüyor. Her dönüşte 1 defa tutuşturuyor.
bir cesedin yakılma anına şahit oluyoruz. Evet, arkamızda dumanlar yükseliyor ve ceset adeta cayır cayır yanıyor. Ve ceset tümüyle yanacak. Cesetten sadece geriye omuz kemiği, tırnaklar kalıyor. Kürek kemiğinin bir kısmı kalıyor. Onlarla beraber küller bu nehre atılıyor. Evet. Masallarını andıran Hint düğünlerini de tespit etmeye çalışıyoruz. Tarihe ve zamana not düşme adına. Bu sırada neredeyiz efendim? Şu an neredeyiz efendim? Varanasi. Bu Varanasi'de bir gecenin eski racaların, mihracelerin günlerini hatırlatan bir düğündeyiz. Bu da bu gece düğünü yapılan damat. Kumar Singh adı. Kumar Singh damat. Are you happy tonight? Are you happy tonight? Yes. Şu anda çok memnun kendisi. Niye evleniyorlar? What's the reason of that you have your wedding party tonight? Is there any special meaning to have tonight or is there any special occasion to have the wedding party tonight? Bu akşam özellikle seçmişler. Yalnız demin gelirken de bu akşam astrologlar bu akşam düğün yapmanın iyi olacağını söylemişler. O yüzden düğün partisini bu akşam yapıyorlar. Biliyorum, kendim. We wish you all the best for you. All the best and happy life for you. Evet, değerli izleyenlerimiz, işte Hint düğünü, Cepte'de Şaşa, Binbir Gece Masalları, tarihe ve zamana not düşme adına Hint düğünündeyiz ve gerçekten hoş, gerçekten sürpriz. Şah-e-umam kya hai tauqeer-e-şah-e-umam insaan se ho paaye na rakam insaan se ho arsh-e-zameen kya arsh-e-bari kya farsh-e-zameen sab hai aqa ke zair-e-qadam sab hai aqa ke zair-e-qadam. Evet değerli izleyenlerimiz, izlediniz. İşte Muhammed Baki Billi Hazretleri'nin makamının bulunduğu yerde, medresede, mescitte bir zikir halkasına da katıldık. Hakikaten burada zaman durmuş, asırlar öncesine insan gidiyor. Ve biz onları zikir halkasıyla baş başa bırakarak Allah'a ısmarladık. Maasselam. Ya. Muhammed. Evet. Seccaden işin. Evet. I'm Sahil Khan. Dünya coğrafyasını gezmeye devam.
devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Hindistan ve binlerce kilometre Hindistan'da yol eden kültür ve medeniyet tarihimizi araştıracağız. Chandigarh'dan yola çıkıp Serhant şehrine gidiyoruz ve Serhant şehrinde İmam Rabbani Hazretlerini ziyaret edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, şu an Serhant şehrindeyiz. Hindistan'ın Chandigarh bölgesindeki İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesinin makamının bulunduğu Serhant şehrine geldik ve burada kendisini ziyaret edeceğiz. Evet, şu an Serhant şehrindeki türbenin bulunduğu bölgedeyiz ve türbeye doğru devam ediyoruz. Muhteşem bir kubbenin altında ve kubbenin alem kısmında hilal ve yıldız yan yana. Muhteşem zarafet timsali bir türbe. Evet, türbenin hemen sağımızda güzel çiçekler. Devam ediyoruz ve bizler gibi birçok yerden ziyaretçi akını devam ediyor buraya. Türkiye'den, dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçiler geliyor. Evet, türbeye doğru yolumuz sürdürüyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm. Keşmir. 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 Yes. Türkiye, İstanbul. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, ziyaretçiler var. İsmi? Nasir, Sayyid Nasirul Eşref Kaşani. Eşref? Sayyid Nasirul Eşref Kaşani. Kaşani. My name is Sayyid Aşık Eşref Kaşani. Bin? İsmi? Ruhsana. Ruh? Ruhsana. Ruhsana. Değerli izleyenlerimiz, İslam'ın elden ele, dilden dile, Kur'an'ın gönülden gönüle, gerek sünnet, hadis-i şerifler ve gerekse ayet-i kerimelerin bozulmadan, bütün yıkımlara, bütün reformist hareketlere rağmen asırlardan beri bizlere ulaşmasında vesile olan büyük zatlar var. İşte onlardan birisinin Hindistan, Chandigarh şehri Serhant kasabasındaki büyük imam, İmam Rabbani Müceddid el-Fisani Şah-ı Nakşibendi Ahmet el-Faruki-i Serhendi'nin mezarının bulunduğu yerdeyiz. Ve burası önemli bir yer. Burası Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar coğrafyasında Nakşilik ve Kadirilik tarikatının bozulmadan gelmesine, sünnet-i seniyye, hadis-i şerif ve ayet-i kerimelere ters düşmeden gelmesine vasıta olan bir büyük gönül sultanı ve mektubat İmam Rabbani, İmam Rabbani Hazretleri'nin yazdığı Mektubat-ı Şerif bugün halen Türkiye'de en çok okunan ve en çok tercümesi yapılan kitaplar arasında yer almakta. İşte öyle bir zatın türbesindeyiz değerli izleyenlerimiz. İmam Rabbani Hazretleri'nin isterseniz yaşadığı dönemle ilgili bilgi verelim. Niye bu kadar çok seviliyor İmam Rabbani Hazretleri? Değerli izleyenlerimiz, Hindistan'da Babür hükümdarlığı, imparatorluğu hüküm sürer ve kral, imparator Ekber'dir. Ve Ekber Hinduizmle İslamiyeti birbirine karıştırarak ilahi bir din şekline getirmek ister. Ve buna şiddetle İmam Rabbani Hazretleri karşı çıkar ve büyük mücadele verir. Bunun karşılığında hapse atılır. Yılmaz ve Mektubat-ı Şerif'i yazar. Mektubat-ı Şerif'in dışında yine Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidelerini en iyi şekilde anlatan kitaplar yazar. Ve bu kitaplar elden ele, gönülden gönüle yayılır. İfade ettiğimiz gibi işte İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Şerifi bugün Türkiye'de en çok tercümesi yapılan, en çok okunan kitaplar arasında yer alır. Ruhu şad olsun. Cenab-ı Allah onun vasıtasıyla bütün insanlığa, Müslümanlara huzur, barış, saadet getirsin. Ve bu zatların yüzü suyu hürmetine İslam devletlerinde akan kanlar dursun. Huzur ve saadet gelsin. Memleketimizde, milletimizde birlik ve beraberlik hüküm sürsün. Evet, sizleri ve bütün insanlık ve İslam alemini düşünerek Serhant şehrinde İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesinde dua ediyoruz. Rehberimiz Mustafa Bey bize bilgiler verecek burayla ilgili ve yanımızda da biraz önce sizlere tanıtmıştık türbe girişinde torunu Şeyh Zübeyir Efendi. Zübeyir Efendi. Zemir Müceddidi, babası Yahya Efendi'ydi. Buranın... Çok sade bir türbe burası. Mustafa Bey, biraz gelebilirsin. Gel. Şöyle saygısızlık yapayım. Burada üç tane. Hangisi makam efendim? Efendim kendisi İmam Rabbani Ahmet Faruk Serhendi'nin kabri bu.
Bu 25 yaşında vefat eden oğlu Muhammed Sadık ve onun yanında da yine 15 yaşında vefat eden oğlu Muhammed Said. Evet. Buraya babalarının yanına defnedilmişler. Ve torunu... Torunu Şeyh Zübeyir. Buranın bizdeki anlamıyla bu tasavvuf geleneği içerisinde dergahlarda görev ifade edenlere postnişin denildi. Burada farklı bir ifade ediliyor. Yani bizde posta oturup görev ifade eden anlamında postnişin, post sahibi olarak isimlendirilirdi. Burada ise farklı bir terim kullanılıyor. Seccaden işin. Yani oraya serilmiş seccaden işin olarak ifade ediliyor. Belki de bu ehli sünnet vel cemaat Kadiri ve Nakşi geleneğinde. Postnişin biraz daha Nakşi ve Alevi geleneğinde zannediyor. Eyvallah. Şimdi burada seccaden işin olarak isimlendiriliyor. Onun seccaden işini babasıydı Yahya Efendi. İki ay önce vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Evet. Dolayısıyla fakat kendisi diyor şimdi ise o görevi buranın hizmetini görevinden Zübeyir götürmeye çalışıyor. Şey Zübeyir Efendi. Biz zaten diyor şu an buradan hizmetkarıyız. Hiç seccaden işini falan bizde değil. Biz sadece hizmetkarıyız buraların diyor. Burası İmam-ı Rabbani'nin bu külliyede yaşadığı dönemlerdeki çilehanesi. Aşağıda inzivaya çekildiği, tefekküre daldığı çilehanesi. Çilehanenin girişi. Bu yukarıda görmüş olduğumuz yerde 1925 yılında yine İmam-ı Rabbani'nin bir seveni tarafından yaptırılan törensel anlamda yaptırılan bir seremoniyel, bir törensel anlamda dahi hatırlanması anlamında yapılan bir mozole diyebileceğimiz bir türbe. Daha bir görkemli bir türbe. Buraya gelenler, Sihler, Hindular, başka dine mensup insanlar da akın akın İmam Rabbani Hazretleri'ni ziyaret ediyorlar. İşte Hindu bir kız, Sih bir kız, Sih ve Hindu bir delikanlı. Burada İmam Rabbani Hazretleri'ni ziyaret etmeye çalışıyorlar. Evet, bizler İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Serhend şehrindeyiz. Serhend şehrinde ziyaretimize devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer İmam Rabbani Hazretleri'nin hemen türbesinin yanı başında yeşillikler içerisinde palmiye ağaçları arasında adeta bir vaha şeklindeki İmam Masum Hazretleri'nin makamının türbesinin bulunduğu yer. İmam Rabbani'den sonra Nakşilik tarikatı içerisinde müceddidiye yolunu kurup geliştiren ve İmam Rabbani Hazretleri'nin makamı benden daha büyük, benden daha yüce dediği oğlu, üçüncü oğlu İmam Masum Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. İmam Rabbani Hazretleri'nin torunuyla birlikte gezimiz, ziyaretimiz, değerli izleyenlerimiz devam ediyor. Sonu 1500'lü yıllarda İslamiyet ve Hinduizmin birleşmesi gibi bir fikirle kurulmaya çalışılmış. Ancak Gazneliler, Türk yönetimi, İslam Türk medeniyeti bunun dine büyük bir zarar vereceğini düşünerek dinin kurucusunun iki oğlunu bulunduğumuz bu yerde kaleye diri diri gömüyor ve bunun üzerine onlar bu kaleyi yıkarak daha sonra bunu ifade ediyor. Thank you.
noktası önce Ekber tarafından tesisine başlanan, daha sonra Şah Cihan ve Cihangir tarafından genişletilen Sirhind'deki Babür mimari mirasının parçalarından birisi Amhas bahçeleri. Bu kısım ve ilerideki müştemilat yine buradaki bu bahçe ve saray kompleksinin bir parçası. Misafire saygı gösterilir, sevgi gösterilir. Misafire hoş geldin denir. Hindistan'dan misafire hoş geldin demek bir başka ayrıcalıktır. Ve ellerinde bir takım... Evet. Ve hoş geldin diyorlar. Alnımıza... Ve şimdi biz hoş geldik buraya. Kültür dediğimiz gibi milletlerin en önemli unsurudur. Milletleri asırlardan beri yaşatan en önemli değerdir. Hint tarihi, Hint kültürü 5000 yıllık geçmişi ve yazılı kaynağı olan bir kültürdür. Evet, Hindu kızlar. What's your name? Bibi. Kamal. My name is İsmail. I'm from Türkiye. Geçen kaliteli bahar kazanmak. Değerli izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu programı sizlere Türkiye'den binlerce kilometre uzakta uçakla 5,5 saate yakın mesafesi olan Hindistan'da hazırladık. Uçağımız 5,5 saatlik bir yolculuktan sonra Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye inmişti. Delhi'deki belgesel çekimlerimizden sonra Babür İmparatorluğu'na başkentlik yapan Agra'ya gittik. Agra'dan daha sonra Ganj sahiline indik, zira Hindular için kutsal şehir, cesetlerinin yakıldığı şehir ve ziyaret ederek hacı oldukları şehir Varanasi'ye gittik. Varanasi'den yine bir uçak yolculuğu yaparak Himalaya dağlarının eteklerindeki bir zamanlar Pencap eyaletine başkentlik yapan Çandikar şehrini gezdik ve bu bölgelerdeki Türkistan medeniyetinin izlerini araştırdık. Ama gönül sultanlarımız var diyarı Hint'te, Hindistan coğrafyasında. Kim diye soracaksınız? Mektubat-ı Şerif'in yazarı İmam Rabbani ve İmam Rabbani'yi yetiştiren ünlü bilgin, ünlü gönül sultanı Muhammed Baki Billah. Hem İmam Rabbani'nin ve hem de Abdullah Dehlevi Hazretlerinin hocası Muhammed Baki Billah Hazretlerinin Delhi'deki mezarını ziyaret ettik. Ve silsile-i saadattan, altın halkadan olan 4 tane zatın bulunduğu Delhi'yi bir bir gezdik. Abdullah Dehlevi, İmam-ı Rabbani, Muhammed Masum ve hepsinden önemli, bunların hepsine hocalık yapan önemli bir zat Muhammed Baki Billah Hazretlerinin Delhi'deki türbesini ziyaret ettik. Babür İmparatorluğu ile ilgili bugüne kalan eserlerin hazin halini sizlerin yüksek bilgilerine sunmaya çalıştık. Evet, belgesel, uzun araştırmalar, binlerce kilometre yol gittikten sonra sizlerin yüksek bilgilerine sunmaya çalıştık bu belgeseli. Bir başka programda buluşmak üzere Hindistan coğrafyasından döndüğümüz Türk Hava Yolları uçağının içerisinden Allah'a ısmarladık değerli seyircilerimiz.